Çalışma kitabını ve sayfaları şifreleme. İlk olarak çalışma kitabını ve sayfaları şifreleme çalışma kitabımı açtım. Verilerimiz görseldeki gibi. Şimdi bu verilerin değiştirilmesini engellemek istersek, çalışma kitabındaki verilerin korunmasını istersek, sayfaları koruma özelliğini kullanmalıyız. Şu an değiştirebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Ctrl Z ile geri aldım. Ve gözden geçir sekmesinde sayfayı koru. Koru bölmesinde sayfayı koru komutu var. Tıkladım buna. Bana neyi korumam gerektiğini soruyor. Şurada izinleri görüyorsunuz. Örneğin sütun ekleyebilsin mi? Ekleyebilsin dersen bunu seçmeliyim. Ben hiçbir şeyin değiştirilmemesini istiyorum. Sadece seçebilsin. Ve bana bir şifre soruyor. Deneme yazdım. Ve deneme dedim. Şifreyi onaylamamı istiyor. Tekrar deneme yazdım. Bu şifreyi unutmayın. Bu oldukça önemli. Unutursanız başınız yanar. Tamam dedim. Ve artık çift tıkladığım zaman hiçbir veriyi değiştiremiyorum. Şöyle gördüğünüz bir uyarı alacağım. Tekrar şurayı değiştirmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi sayfanın korunmalı olduğunu söylüyor. Sayfa korumasını kaldırmak için yine gözden geçir sekmesinde sayfa korumasını kaldır diyorum. Ve bana başta oluşturduğum şifreyi soruyor. Deneme yazıyorum. Ve artık çift tıkladığım zaman o hücreye girebilirim. Ya da ilgili veriyi değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi Ctrl Z dedim. Şimdi çalışma sayfasını korumanın sayfayı korumanın kısa yolunu göstereyim. Herhangi bir sayfaya adına gelin. Sayfa adına sağa tıklayın ve sayfayı koru deyin. Yine aynı parolayı soracaktır. Aynı parola penceresi gelecektir. Deneme yazdım yine. Tekrar deneme yazıyorum. Tamam dedim. Çift tıkladığım zaman yine veriyi değiştiremediğimi görebilirsiniz. Ve yine sayfa 1'in üzerine geldim. Sağa tıkladım. Sayfa korumasını kaldır diyorum. Ve yine aynı parolayı yazıyorum. Bu şekilde artık verilerim değiştirebilirim. Sayfa korumasını kaldırdım ve istediğim gibi düzenleme yapabilirim. Ve şunu göstereyim. Şöyle seçtim. Giriş sekmesinden turuncu dedim. 5, 6 ve 7. satırları seçtim. Turuncu dedim. Ben sadece bu turuncu alandaki verileri değiştirebileyim. Fakat diğer alandaki verileri değiştiremeyeyim diyorsanız öncelikle bu alanı seçin. Yine gözden geçir. Aralıkları düzenleme izin ver. Koru bölmesinde aralıkları düzenleme izin ver. Komutuna tıkladım. Ve yeni diyorum. Yeni dedikten sonra hangi aralık olduğunu soruyor. A5'ten D7'ye kadar mı? Evet. Yeni aralığım bu. Aralık parolası soruyor. Buraya boş bırakıyorum. Herhangi bir değişiklik yapabilmem için. Tamam dedim. Bakıyorum şöyle her şey tamam mı? Uygula diyorum ve tamam diyorum. Artık burayı değiştirebilirim. Ve şimdi tekrar sayfayı koru diyorum. Deneme yazıyorum. Tekrar deneme yazıyorum. Tamam dedim. Şimdi bu veriyi değiştirmek istediğim zaman, mavi bir alana tıkladığım zaman bana değiştirmeme izin vermeyecek. Fakat turuncu alanlarda herhangi bir yeri değiştirmek istediğim zaman bana değiştirmeme izin verecek. Bu da böyle bir özellik. Şimdi çalışma kitabını koruya bakalım. Çalışma kitabını koru, çalışma kitabındaki tüm verilerin değiştirilmesini engellemek için kullanılmaz. Sayfa ekleme, sayfayı silme, yeniden adlandırma gibi özellikleri engellemek için kullanılır. Yine gözden geçir sekmesinde koru bölmesinde çalışma kitabını koru diyorum. Aynı parolayı yazıyorum. Deneme dedim. Tekrar deneme diyorum. Tamam dedikten sonra artık verilerimi değiştirebilirim çalışma sayfasında, fakat sayfa adına geldiğim zaman ve sağ tıkladığım zaman burada sayfayı silemediğimi, çift tıkladığım zaman sayfa adını değiştiremediğimi görebilirsiniz ve hatta yeni bir sayfa dahi ekleyememekteyim. Çalışma kitabını koru bu işe yaramaktadır. Kaldırmak için tekrar tıklamam yeterli. Başta oluşturduğum parolayı soruyor. Deneme diyorum. Artık çalışma kitabının koru özelliği yok. Sağ tıkladığım zaman sayfayı silebilirim ya da çift tıkladığım zaman yeni bir ad verebilirim. Peki açılışta şifre sorulmasını istiyorsak ne yapabiliriz? Bunun için öncelikle dosyaya tıklıyorum. Ardından bilgi sekmesinde çalışma kitabını koru diyor. Tıkladım. Bir liste açılacaktır. Parola ile şifrele diyor. Buna tıkladığım zaman yine bir parola soruyor. Ve deneme dedim. Tekrar bir onay parolası soracak. Tekrar deneme yazıyorum. Tamam dedim. Artık çalışma kitabını açmak için bir parola soracaktır. Çalışma kitabımı kapatıyorum. Kaydedilsin mi? Kaydet diyorum. Çalışma kitabımı kapattım.
Masaüstüme döndüm. Çalışma kitabımı tekrar açıyorum. Ve bana açılışta bir parola soracaktır. Örneğin bunu yanlış yazayım. Tamam dedim. Tamam dedikten sonra böyle bir uyarı gelecektir. Parola doğru mu diye. Tekrar aç diyorum. Ve deneme yazıyorum. Şimdi doğru parolayı yazdım. Bakalım açılacak mı? Açıldı. Artık çalışma kitabımı açabilirim. Ve üzerinde istediğim değişiklikleri yapabilirim. Ve dediğim gibi oluşturduğunuz şifreleri unutmayın. Unutursanız başınız ağrır.